Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı herkese buradan selamlar olsun sevgili gençler. Bugünkü dersimizin içeriğinde kuvvetlendirici ve zayıflatıcı girişim olacak ve hemen peşinden sabit ve serbest uçta yansımayı öğreneceğiz. Hemen dersimize geçelim. Öncelikle kuvvetlendirici girişimle başlıyoruz. Tabi burada atmaların birbiri içerisinden geçebildiğini belirtmek gerekir. Ve bu birbiri içerisinden geçme durumunda eğer atmalardan her ikisi de baş yukarı veya her ikisi de baş aşağı atmaysa tabii ki üst üste bindikleri kesitlerde daha büyük genlikli bir bileşke atma oluşturacaklardır ve biz bu duruma ne diyeceğiz arkadaşlar kuvvetlendirici girişim diyeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz A1 ve A2 genlikli atmaların genişlikleri her ikisinin de x kadar bakın burada geçişmeye başladıkları durumda üst üste bindikleri kesitte daha büyük bir atma daha büyük genlikli bir atma oluşturdular ve burada dikkat ederseniz atmalar tam üst üste bindikleri anda sistemde elde edebileceğiniz maksimum genliği elde ediyorsunuz ve kuvvetlendirici girişim tam anlamıyla ortaya çıkıyor. Geçiş tamamlanınca peki neler olacak? Her bir atma buradaki geçişmeden etkilenmeden başlangıçtaki şeklini ve hareket yönünü koruyarak yoluna devam edecek. Hemen arkadaşlar bu duruma burada bir Göz atalım. Şimdi şuna bakacağız arkadaşlar. Atmalar birbir içerisinden geçerken tabii ki her ikisi de baş yukarı atma bu bize şunu anlatıyor. Buradaki ortama aktarılan enerji ortamı her iki atma için yukarı doğru itiyor ve atmalar üst üste bindikleri anda buradaki eee üst üste binilen kısımda tabii ki enerji de üst üste binmiş oluyor ve ortamı daha fazla normal koşullardan yukarı itmiş oluyorlar ve böylece bileşke atma görmüş olduğunuz her bir atmadan daha büyük genliğe sahip oluyor. Ve arkadaşlar buradaki geçişmeye baktığınız zaman evet şimdi gördüğünüz gibi tam üst üste geldikleri anda tabii ki maksimum genlik elde edilmektedir. Ve yolumuza şimdi zayıflatıcı girişimle devam ediyoruz. Bu kez zayıflatıcı girişimin gerçekleşebilmesi için tabii ki atmalardan birinin baş yukarı Birinin ise baş aşağı olması gerekir. Burada görmüş olduğunuz atmalardan her ikisinin de genliği A, genişliği X kadardır. Evet, özelliği her yerinde aynı olan ortamda yayılan buradaki atmalar birbiri içinden geçmeye başladıkları zaman tabii ki birisi ortamı yukarı doğru iterek birisi de aşağı doğru iterek hareket ettiği için burada bir zayıflama veya sönümlenme meydana gelecektir. Burada görmüş olduğunuz her iki atma tam üst üste bindiği anda tabii ki tam anlamıyla birbirini sönümleyecek ve bu kısımda görmüş olduğunuz gibi düz bir çizgi meydana gelecek. Tam sönümün yaşandığı an bu. Daha sonra geçiş tamamlanınca atmalar bu geçişmeden etkilenmeden yani başlangıçtaki şeklini, hareket yönünü, hızını koruyarak yollarına devam ederler. Burada görmüş olduğunuz gibi. Evet şimdi sevgili gençler buradaki atmalara baktığınız zaman baş yukarı ve baş aşağı atmalar birbirlerine doğru geliyorlar ve geçişme başlıyor. Arkadaşlar dikkat edin tam üst üste geldikleri anda bir tam anlamıyla sönüm yaşanıyor. Düz bir çizgi meydana geliyor. Daha sonra başlangıçtaki hareket koşullarını koruyarak bu iki atma yoluna devam etmektedir diyoruz. Ve şimdi hemen örnek 18 var karşımızda. Kürdeş şey üzerinde ilerleyen A ve B atmaları şekildeki gibidir denilmiş. Buna göre atmaların KVL noktaları aynı düşey doğrultuya geldiği anda bileşke atmanın görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Sevgili gençler burada bize atmaların bakın nerede olduğu sorulmuyor. Tam K ve L noktaları aynı düşey doğrultu üzerine geldiği anda atmanın görünümü soruyor. Dolayısıyla ben arkadaşlar buradan A atmasını görmüş olduğunuz gibi KVL aynı düşey düzlemde olacak şekilde e, üst getirdim. Dolayısıyla burada bir baş yukarı ve bir baş aşağı atma söz konusu olduğu için bir sönümlenme meydana gelecektir. Buradaki A atması kendine özdeş bir parçayı B atması üzerinden silecek. Dolayısıyla arkadaşlar bizim ortaya çıkan bileşke atmamız kalan arkadaşlar kısım üzerinden bakın şöyle çizelim. Şu e, atma olarak karşımıza çıkacaktır. Bu da bize hangi ışıkta verilmiş? Tabii ki deniz ışıkında verilmiştir. Evet şimdi sevgili gençler sarmal yay üzerinde sabit uçta yansımayı öğreneceğiz. Ve hemen arkadaşlar buradaki görsel üzerinden konuşmaya başlayalım. Bakın arkadaşlar sabit ucun görevi baş yukarı bir atmayı döndürüp baş aşağı hale getirmektir. Tam tersi de geçerli baş aşağı atmayı da gördüğünüz gibi baş yukarı hale getiriyor sevgili gençler. Yani burada şöyle düşünebilirsiniz. Sabit uçtan şamarı yiyen atmanın başı dönüyor. Evet baş yukarı atma baş aşağı oluyor. Baş aşağı atmaysa baş yukarı oluyor. Böyle düşünebiliriz. Ve hemen burada şunu ifade edelim. Bakın burada gelen atmamızın genişliği x genliği a ve Hızı ise V büyüklüğünde. Peki burada baş yukarı olan atma yansıma sonucunda görmüş olduğunuz gibi baş aşağı hale dönecektir. Ama şunu da belirtmek lazım. Burada e, geri yansıma sonucunda atmanın hızının büyüklüğü, genişliği ve genliği değişmez sevgili gençler. Evet şimdi buradan hemen yolumuza devam ediyoruz. Bu kez serbest uçta yansımaya bakacağız. Serbest uç. Arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. Sabit uç ne yapıyordu? E gelen atmaya şamarı çakıyordu. Baş yukarı ise baş aşağı döndürüyordu. Baş aşağı ise baş yukarı döndürüyordu. Yani sabit uç atmanın başını döndürüyordu. Ama serbest uç arkadaşlar. Ya serbest, relax, hiç dokunmuyor. Ne yapıyor? Gelen baş yukarı atma. Evet görmüş olduğunuz gibi yine baş yukarı olarak geri yansıyacaktır. Eğer gelen atma baş aşağı olsaydı serbest uçtan geri yansıma sonucunda baş aşağı olarak geri dönerdi. Hemen burada da yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi genişliği x genliği a hızı ise v olan atma buradaki yansıma sonucunda yine genişliği x genliği a hızının büyüklüğü yine v olacak şekilde buradan yansıyacaktır. Evet şimdi sevgili gençler bakın unutma kutucuğunda Önemli bir noktaya dikkat çekmişiz. Türdeş bir yayda yansıma gerçekleştiren atmaya ait değişmeyen nicelikler nelerdir? Sürat değişmez, genlik değişmez, genişlik değişmez. Unutmayınız. Ancak önemli nokta geliyor. Atmanın hareket yönü değiştiğinden gelen ve yansıyan atmaların hızları birbirine eşit değildir. Bakın hızları eşit büyüklüktedir demiş olsaydı tabii ki doğru olacaktı. Ancak Sazanlarımıza not geliyor. Hız vektörel dolayısıyla gelen ve yansıyan atmaların hızları aynı mı canlar? Hayır. Yöne dikkat ediyoruz. Dolayısıyla yönler birbirinden farklı olacağı için gelen ve yansıyan atmalarda hızlar da tabii ki birbirine eşit olamaz. Hemen görüyorsunuz baş yukarı atma sabit uçta baş aşağı döndü ve arkadaşlar bunun gelen atmanızı ile yansıyan atmanızı eşit büyüklüktedir türdeş bir yayda ama hızlar eşit değildir. Şimdi ise serbest suca bakalım sevgili gençler. Görmüş olduğunuz gibi baş yukarı atma, baş yukarı atma olarak yine geri dönüyor. Gelen atmanın hızının büyüklüğüyle yansıyan atmanın hızının büyüklüğü birbirine eşittir. Ancak yönler birbirinden farklı olduğu için hızlar da birbirinden farklı olacaktır dedik. Şimdi sevgili gençler, sabit ve serbest uçla yansıma ile ilgili biraz daha detaylı bir inceleme yapacağız. Öncelikle sabit uçla başlayalım. Görmüş olduğunuz genişliği bir, genliği bir birim olan atmamız saniyede bir bölme hareket ediyor ve t 0 anındaki konumunu görmektesiniz. Bir saniye sonra tabii ki her bir saniyede bir bölme hareket ettiği için yandaki bu bölmede yerini alacaktır sevgili gençler. Hemen altından ne istiyor bizden acaba buradaki atmamız 1.5 saniye anında nasıl bir görünüme sahip olacaktır? İşte bunu değerlendirmek adına bakın şöyle düşünelim. Bizim buradaki atmamız K tepe noktası O ucuysa L noktası olan atmamız olsun. Evet burada arkadaşlar e, tabii ki e, yarım saniyelik bir e, süreden bahsediliyor. Dolayısıyla buradaki... K noktası yarım bölme ileri gidecek. K noktası burada. O noktası bakın yukarıda verilen konumundan yine yarım bölme ileri gidecek. O noktası burada olacak. Ve arkadaşlar dikkat ederseniz OL parçası da aynı zamanda buradan yansımış olacak. Dolayısıyla bakın O noktasını buraya da çiziyorum. Çünkü atma ikiye bölünmüş durumda. Peki L noktası yine arkadaşlar yarım birimlik yansıma sonucunda bir yol almış olacak dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi atmanın OK kısmı yani şu çizdiğim kısım arkadaşlar nerede görmüş olduğunuz gibi burada peki OL kısmı nerede OL kısmı görmüş olduğunuz üzere buradan yansımayı gerçekleştirdi ve sabit uçtan bahsettiğimize göre baş yukarı olan bu kesit baş aşağı geri döndü öyleyse bu özdeş parçalar Tabii ki söndürücü girişim meydana getirecek mi? Evet ve bu anda yani tam harekete geçtikten bir buçuk saniye anında buradaki yay veya ip dümdüz bir görünüm alacak. Sonrasında arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ettirdiğimiz zaman tabii ki artık iki saniye anında yansıma tamamen tamamlanmış ve baş aşağı atma görünümümüz elde edilmiş olacak her bir saniyede bir bölme hareket eden buradaki atmanın 3 saniye anındaki görünümü bu çizdiğimiz gibidir sevgili gençler. Gelelim bunun serbest uçta yansıma versiyonuna. Peki burada teştir sıfır andaki konumu verilen atmamızın 1 saniye anındaki konumu görünümü şekildeki gibi olacak ve serbest uca ulaştı ve artık bu aşamadan sonra yansıma başlayacak. Peki biz 1,5 saniye anındaki görünümü çizelim. Bunun için arkadaşlar hemen buradaki noktaları belirtelim. K noktası, O noktası ve L noktası olarak belirttiğimiz noktalara bakarsak. Yarım saniye daha geçiyor. Yani 1,5 saniye anındaki görünümü çiziyorum. Yarım saniye anında arkadaşlar O noktası bakın buraya ulaşmıştır. K noktası yarım bölme ilerleyecek. K noktası burada. Peki arkadaşlar L noktası ne olacak? L noktası tabii ki buradan geri yansımış olacak. Geri yansımış olduğu için o da tabii ki de K'nın bulunduğu konumda olacak. Ve her iki parça da görmüş olduğunuz üzere bu kısımda üst üste binmiş olacak. İşte bu üst üste binme sonucunda tabii ki yapıcı bir girişim elde edilecek. Bu yapıcı girişim sonucunda görmüş olduğunuz üzere daha büyük genlikli bir atma meydana gelecek sevgili gençler. Hemen 2 saniye anına bakalım. 2 saniye anında tabii ki yansıma tamamen e, bitmiştir ve artık burada atma serbest uçtan ayrılmaya başlamıştır. 3 saniye anında her bir saniyede bir bölme hareket eden atma bu çizdiğim gibi yana bir bölme kaymış durumda olacaktır. Evet buradaki yansıma durumları ve tam yansımanın gerçekleştiği andaki atmaların görünümleri bu çizdiğimiz gibi olacak sevgili gençler. Dedikten sonra dersimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde işte bu anlattıklarımızla ilgili uygulamalar yapacağız. Dolayısıyla lütfen bir sonraki dersimizi takip etmeyi, dinlemeyi unutmayınız. Hoşçakalın.